Altın podcast'i 26. bölüm Biz bilimin yalakasıyız Ya şöyle güzel bir bayram türküsüyle gireyim mi? Lütfen. Sevdiğimi tam olarak sevmiyorum. Dururum. Sevdiğimi tam olarak sevmiyorum. Bazı hallerini tasvip etmiyorum. Sevdiğim sevdiğim Biraz sevdiğim bir şeyler lazımsa söyle sevdiğim. Ermancığım bu benim hayalimde yaşattığım bir aşık. Bundan bir 500 yıl öncesine gidelim. 1600'lerdeyiz. 17. yüzyıl Anadolu'sundayız. Anadolu'nun doğru düzgün yönetilen bir yöresindeyiz. Bey'i düzgün, hı hı. halkı düzgün. Hı hı insanları düzgün, sosyal yaşantı düzgün. Ve burada bir aşık Miami var. Evet. Aşık Miami müthiş bir enstrüman yeteneği olmasına, müthiş bir belagat, söz sanatı yeteneği olmasına rağmen tam olarak duygularında emin değil ve çok yüksek duygular yaşayamıyor diğer aşıklar gibi döneminin. Hani Bu şeyi, neden sence? Bilmiyorum yani... Yani her şey zaten kendisine sunulmuş yani. Güzel bir yerde doğmuş. Güzel bir ailenin içine doğmuş. Rakipleri müthiş aşklar yaşıyor. Müthiş viraneliklerde yaşıyorlar. Hakları yeniyor. işte beyler üzerine adamlarını salıyor. Birilerini kaçırması gerek. Bin bir türlü fedakarlık, bin bir türlü cefakarlıkla boğuşurken aşık Miami. Yani sadece iki kez date çıktığı kadınlar için bir şeyler yazabiliyor sadece. Belki de işini zorlaştıran oydu. Zorluk yaşamaması. <laughs> ya nasıl bu kadar ciddi cevaplar verebiliyorsun bunun için ya? Ya çünkü bir tane tanıdığım çocuk vardı. İşte çok fazla midi klavyesi vardı. O da aynıydı yani. Babası destekçiydi o konuda. Hmm. Onun, onun, zaten dört tane midi klavye var. Beşinci ne yapacağız diye sormuyordu. İşte tabii canım yani sonuçta beş tane çıkışı varsa beş tane de midi klavye bağlanması lazım falan diyordu. Babasını da bir şekilde inandırmış. Hmm. Yani böyle olunca çatışma ikliminde yaratmayınca sanatçıya sanatçı ne olur? Toptancı olur. Evet. Perakendeci olur. Erol Evgin gibi olur. Erol Evgin çok büyük şeylerden geçmiş. Ateş e, tarlalarında çırılçıplak koşmuş. Mecazi anlamda söylüyorum. Ama Erol Evgin'in genel olarak müzikal çizgisine baktığımızda sanki onu en çok zorlayan dönem saç kaybı yaşadığı dönem gibi duruyor. Ben Gerek lirikal gerek... Ateş tarlalarından bahsettiğim duygusal... biraz belki odur. Yani ateş tarlasında olarak. sadece anız yanmaz bazen de çıtır çıtır kıl yanar, saç yanar, acayip kötü kokar. Ee, ama... Sanırım onun Anız Fire diye bir albümü vardı değil mi? 66 çıkışlı. Naked evet, in the Anız Fire. <gülüyor> 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 Naked in the Anız Fire. O notunç ve onun şarkı yazarı, eczacı bir hanım vardı onun tarafından şey yapılsa bile, ona delege edilse bile o asla kendini böyle hırpalamadan, yormadan kesinlikle o şarkının başına oturmazdı. Önce giderdi, gerçekten üzülecek bir şeyler bulurdu. Gerçekten zora sokardı kendini. Ondan sonra... Ya ama yani Erol Evgin genel olarak en fazla neye üzülmüştür diye düşünüyorum. Belki hani oğlu Anadolu Lisesi'ni kazanamazsa üzülebilir gibi bir insan. Ama oğlu Anadolu Lisesi'ni kazanamadı diye de Böyle milyonların yüreğini yakacak bir albüm yapamazsın herhalde. Bilmiyorum. Gerçi sen yapabilirsin gibi ben geliyor. Ben yapabilirim. Yani, yani Ferhan... şeyi de görebiliyorsun. Yani sanatçı sen dünyanın sesini alıp yükseltip sana yemiş bir... acılar da böyledir. Yani ufak Yaygara bir şey. Yaygara yapan insan. Yaygara yani senin ufak bir şeyi çok büyütmen lazım. Tabii Tom York'a bakalım. O Radiohead'in evet. sanatçısı beyefendiye bakalım. Bu senin Aşık Miami dediğin insan tam Hı -hı. olarak Radiohead'in solisti. Bu Tom York beyefendidir. Çünkü Florida'daki kondo evinde cam işte cam duvarlar. Efendime söyleyeyim. Şu güzel bir yaşam alanı, açık mutfak. Ee, güzel, temiz fayanslı, fayanslı bir banyo, e, ıslak bölgeler. Ne oren ne, ne deniyordu? Ya düz ayak bir banyo evet. tamam mı? Ama şöyle biz zaten artık bir belli bir fikrimiz var, değil mi? Şey oynaya, oynaya o house flipper'ı oynaya, oynaya. Tabii 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 tabii. Mesela cam bir kapı var. Vırt diye onu açıyor. Hop. Duşun banyonun içindesin. Hani böyle ben kral soyundan geliyorum mu iddia eden bizim gibi köylüler gibi küvetin içine gıcır gucur gıcır gıcır yayılma yok. Evet. Zaten pis olduğu ortaya çıktı. Bakteri tutuyormuş bilmem ne. Bu cam kapısını açıyor vırt diye içine giriyor. Oh böyle zaten klima ayarlı şey şeyleri var. Belki vitaminli su veriyor. Vitaminli su diye bir şey öğrendik biz senin sayende geçen gün. Sen filtre almaya çalışıyordun evet. Düş başlığını. Evet. Taştan geçen bir su var mesela. Evet. Sonra ne yaptı? Ne yaptı? Oradan çıkıyor. Duşunda oluyor. Ay biraz saçımı Sonra eline cetvel alıp onunla yine şey yapıyor. Müzik yapıyordu. Cetveli vur 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 vur. Sen bunu izledin mi? Şu an hayalinde mi i̇zledim, yaşıyorsun? İzledim. Izledim. Yok ha. hayır canım. Peki, Şeyi izlemedim. Duştan, duştan, çıkış sahnesi spekülasyon diyelim. E, misafir tuvaleti var mıydı Tom Bey'in evinde? Olamaz herhalde. bir, bir tane de atıyorum hani benim bazı akrabalarım giremiyor. bunda da Alaturka tuvalet yaptık. Bu böyle duruyor. Normalde ayakkabıları koyuyoruz buraya Vallahi diye da, bir tuvalete olamaz Sorar, Tom Bey'e sorarsan, bak şu çok ilginç. Tom Bey'e sorarsan bir beş dakika düşünür yok galiba der ama var. Misafir tuvaleti. Evet. Çünkü evin her yerini gezecek kadar ilgisi Alaturka de yok. Alaturka bedi. De. Alaturka değil. Birisi rica etse onu da yaptırırdı belki. Hani kayınbederi. Şöyle güzel taslı ve e, şey kaka... Şeyli, trap'li. Hmm. Baba eskide bir tane arkadaşım vardı. Kayınpederi rica etti diye eve ayrıca yaptırmış Alafranga. Ala Alaturka. Alaturka pardon, hmm. Alaturka. Delik. Çok çok iyi. <laughs> yani, çok güzel, hani şeyi seçmişti. Türklerin glory hall'udur. <laughs> Baktığında, Alaturka <laughs> tuvaleti. Ben şeyi çok beğenmiştim. Yani adam resmen ka edeceği kavgaları seçmişti. Hani derler ya, choose your battles wisely. Evet. Yani edeceğin kavgayı hangi konularda... Şu Choose your battles wisely şu demek İngilizce bilmeyen dinleyicilerimiz için şey yapalım. Düşmanın bile en efendisini seç. Yok. En namuslusunu, <laughs> en delikanlısını seç demektir. <laughs> Vallahi tam. <laughs> Ondan sonra diyor işte yani sana İngilizler bu her kavganı seç. Ya yani her kavgaya da girmezsin ya. Değil mi? Enerjine yazık. Orada kayınpederiyle "Hayır efendim, ben evimde delik istemiyorum." yani bokun doğrudan içeri girdiği. Evet. Hani ne manası var? Neden bu, bu kadar şeysiniz diye dememiş. Ya demiş elime mi yapışacak? Burada zaten babası da evler genişti bahçe içinde. Bunu yapacağıma bu adama ben bu Al Alaturka tuvaleti veririm. Karşılığında daha büyük bir şey alırım. Mesela? Bir Kızı... Kızını. Yani... <laughs> ama almış zaten. Evet an Bir anmış. kızını daha mı? Ama mesela şeyi de satın alıyorsun orada. Sorunsuz bir aile hayatını da satın alıyorsun. Bir Tabii Alaturka ki. tuvaletle. Ama yani gerçekten medeniyet şey galiba deliye direkt ulaşmanın önüne engeller koymak. Yani biraz olsun. Ya o çünkü direkt delik olunca çok kaba bir şekilde sanki ilkelliğinle yüzleşiyorsun Dünya, dünya gibi. tanımına ufak bir revizyon getireceğim. Tabii. Dünya karşılıklı tavizler vermektir. Şimdi senden Alaturka tuvalet istediler. sen taviz Dünya mı medeniyet mi? Her, yani dünya da tavizler. Evrim dediğin şey tavizdir yani. Yani sen gidip şu an bir tane eşeğe... Sen kardeşim doğru düzgün bir eşeklik yaşamak istiyorsanız karşılıklı tavizler vereceksiniz diye anlatabilir misin? Tabii ki anlatırsın. Nasıl Ama anlatacaksın? kelimelerle değil. Otla, ahırla, zopayla. Zopa olmaz. Zopa bitti. <laughs> zopa, bitti. <laughs> Zopa bitti mi? Zopa bitti. Aa ben hiç bilmiyorum. Köylük, ya. Yer, köylük yerde duvarda süs olarak asıyorlar bazı sopaları. Dedemizden kalma sopa diye gösteriyorlar. Evrim dedin, doğa dediğin şey tavizdir ya. Hayvan ee, mesela şey yapıyor yani. Doğru diyorsun. Yani mesela boynundan taviz veriyor. Zürafa oluyor. Ama sonra ne yapıyor? Tepedeki yaprakları yiyor. Ağaç dedi mesela her vazgeçiş yeni bir neydi? Her seçiş bir vazgeçiştir. Evet. Düsturuyla. Yani Evet. doğa ve medeniyet Facebook Grupları gibi ilerliyor aslında Bir gün aslında. seninle Postları bir sayıştay ilerliyor. ya da danıştay ya da solcu <laughs> partiler ne yapıyor? Çalıştay ne yapıyor değil mi? Çalıştay yapıyor. Çalıştay yapalım. Seninle ee, sayıştay ev... ya da danıştay yapalım dersen yeni bir ülke kuralım. <laughs> yeni bir hukuk düzeni yaratalım. Valla uğraşamam Ozancım. Yani hele önümüz biraz kalabalık. Ya bir gün gelin kalabalık. şöyle güzel bir danıştay sayıştay yapalım ya diyen ilk böyle sevimli aile <laughs> dostları var mıdır birbiriyle sık görüşen? Yaş... Şu... <laughs> <laughs> Şöyle bir çalıştay yapalım seninle tabii. Türk popunda özellikle 2000'lerin başından 2022'ye kadar hı hı. E, Türk popunda evrim teorisinin izlerini arayalım. Türk popunda değil de şeyde var. Türk sanat müziğinde var. Hemen Sen, düşünmek zorunda değilsin. Seni zaten. ben ellerin olsun diye mi sevdim? Hatta bunu Hasan'la çok masaya yatırmıştık. Yani bu bir evrim teorisini açıklayan. Çok geriden Ona gelip götüren... vurdu şaka özür dilerim bir <gülüyor> saniye <gülüyor> Bir önce şeyimi de, nefesimi toparlayayım nefesimi düzenleyeyim. Seni <laughs> ben ellerin os. <laughs> Bunu mesela mesela bir semendere söylüyor ya evet. yani anfibiy e, yaşam başladığında. Evet. Ben sana geliyorum, moralim bozuk. Evet. Abi ne oldu diyorsun? Ya yok bir şey diyorum. Ya, ne oldu ya bir şey mi oldu falan filan? Ne oldu iyiydiniz kızla kızlamış şey oldu. Oğlum kızın elleri çıktı. <laughs> Abi elleri çıkmış ya. <laughs> Yani işte eller günahkar, eller. diller günahkar, bir çağ yangını bu. Bütün dünya günahkar. Hani ya bu değişimin önüne geçemezsin. Zaten bütün büyük aşk yangınları, bütün büyük bu e, ne derler? Yok oluş, bitiş, harap Tabii. olma şarkıları hep bir değişime ayak uyduramama Tabii. şey bir yok de yar artık böyle oldu. Hmm. Yok yar artık şöyle oldu. Yok neden geldim İstanbul'a? Gelmeseydin a koyayım ya da geldiysen de fit in madafaka dersin. Hayatta hmm. öyle bir şey demem. Şu an sadece senin <laughs> güldürmeye çalışıyorum ve güldün. <gülüyor> <gülüyor> ya şöyle yani doğal olaylarına, şimdi onun için bir ehliyet lazım. Doğa olaylarına trip, atı, trip atabilecek, bunu şahsileştirip kişiselleştirip bunun karşısında yani kendisine bir şey yapılmış gibi e, bunu hakaret edecek. üstüne de Hani tripli şarkı yapabilecek. Dört tane beş tane ehliyeti olan insan vardır. Yani o ehliyet herkese vermezsin. Sezen Aksu da vardır. Evet. Beş yılda bir yenilenir o ehliyet. Yani <laughs> gidersin. O Sezen, Hanım, Sezen Hanım kusura bakmayın formalite yok çocuklar siz görevinizi yapıyorsunuz der. Yani Sezen Aksu'ya şey serbest mesela yani yağmur yağıyor. Evet. Yağmura şey diyebilir işte sen e, bu günahları yıkayabileceğini mi zannettin falan filan. Böyle yağmuru utandıracak şey yağmuru abla biz de işimizi yapıyoruz demeye zorlayacak. <laughs> ya kimse de zaten çıkıp sezon <laughs> Aksu'ya kardeşim sirkülasyon ya. Bu yağacak ki çiftçinin bereketi artacak. Bu yağacak ki pis kakalar, balgamlar sokaklardan temizlenecek diyemez. Çünkü ki. oradaki ya orada sana aktarmak istediği şey bunlardan azade duygular. Tabii ama azade işte herkesin zaten. herkesin bu ehliyeti yok. Yani Tabii. ama aklına gelen yapıyor. Gerçek bir denetleme olsa bu ülkede bunun gerçekten takibi yapılsa çok fazla bu yüzden ceza izleyecek ceza. Ya bu işte şey gibi sen Tuna Kiremitçi'nin mi yanında olacaksın yoksa sen Pascal'ın, Newton'ın, Kant'ın hangi ortamda ve olduğuna bağlı. Celal Şengör'ün mü yanında olacaksın? Sosyal ortamda diye sorarsan ben daima Tuna Kiremitçi'nin yanındayım. Gerçekten yani en azın. En Pascal'la ya Pascal'ın öyle bir şey mi var? Yaşatırdı ve yaşar, yaşardı ve yaşatırdı diye. Pascal'ın ortamını bilmiyorum. Tuna Kirem için ortamlarını biraz görebiliyoruz. Ya yani Pascal'ın Instagram'ı yoktu. Tuna Kirem var ve açık halka. Bakabilir. <laughs> Bütün insanlar bakabilir. Arasında sırada da Cihangir'de de görüyorum. Çok yakışıklı Erman. İşte yani yakışıklı yani onun karşı yanında durursun. duramıyorsun. E tamam yakışıklının... Güzelin iğnenin yanında durursun. Bizim başka bu ülkede yapacak başka işimiz mi var? arada açıp podcast kaydetmek dışında biz iyi, iyi, güzelin yanında duracağız ve şey yapmayı ümit edeceğiz. Yani biraz da bize bulaşsın. İyi bir bir çamurda bize sıçrasın. Bizim... Da duracağız. Aynen birbirimizin yanında duracağız. Anamızın babamızın yanında duracağız. Tanıdıkların böyle böyle zaten bir 30 yıl falan geçiyor yani. Biraz onun yanında durayım, biraz bunun yanında durayım. Kayda diye. başlamadan önce birbirimize çok yani içten artık gerçekten birbirini tanıyan dostların yapabileceği itirafları yaptık. Yani ben o zaman dedim ki senin zaten büyük ihtimalle doğada ölmüş olman lazımdı şimdiye kadar dedim. O zaman da dedi ki ben antibiyotik mucizesiyim. Evet. Peki Gerçekten ya ben... öyle ama. Ya sen maya mucizesisin büyük bir ihtimalle. Evet. Hani maya mucizesi diye posta gazetesinde görüyorsun ya bu ne diyorsun yani. Hani ekşi maya ekmeği <laughs> mi bilmem bir bakıyorsun. Erman Çağlar. Çok büyük bir Erman Çağlar resmi. <laughs> Ve yani gerçekten hani sen bir Maya mucizesisin. yani birasıyla olsun evet. peyniriyle olsun yoğurt sevmenle olsun gerçekten ya biz bilim <laughs> bilimin kayırdıklarındanız yani hani böyle arada sırada böyle atıp tutuyoruz ya işte şöyle mizantrofum böyle insan sevmiyorum ya kardeşim ben kendime de diyorum ulan lan bu sen bilimin kayırması sen sen yalakasın sen e, tıp yalakasısın. Sen pozitif bilimler yalakasın, Hayır, yalakasısın böyle. Değil. Abi yalakası değiliz. Yani yalakalığını yaptık karşılığını da aldık Allah'a şükür. Ona hiçbir Mavalandık şey Mamalandık tabii ki yani. Bizimki biraz hani bir kere tamam yani tıp bize bir kere iki kere yardım etmiş. Doktorun peşini bırakmayan hasta iyileşmiş hasta var ya her evet. gün yumurta yolluyor. Tabii tabii. Biz öyle olduk. Yap. Gerek yok diyor doktor. Sen artık ben şakşakçılık yapacaksam da Enkınımını onun da yaparım. sonuna kadar Son... yaparım. Aynen köklerim. Dünyadaki mallarımız üzerine. Babam çok büyük bir ameliyat geçirmişti. Amcamın doktor olduğu hatta başhekim olduğu hastanede. Şimdi biz yani orada bir de tabii bize çok da iyi baktılar amcam sağ olsun. büyük ihtimal yine de iyi bakacaklar çünkü çok özel bir hastalığı vardı. Yani böyle oradan mutlaka araştırma çıkaracak doktor falan vardı ama yine de bir biz kendimizi şey hissettik orada yani. Yani bir viskiyle olacak çözülecek işte. Babam dedi ki ben buraya bir tane oda yaptırayım. Yani bir odayı özel odaya çevirelim ben yaptırayım. Tabii dediler o zaman siz gidin bir tane yatak olabilen koltuk alın dediler. Allah Allah. <laughs> ben açıkçası ya bir hastanede ev, oda yapılırken yatağı kendiniz yani odayı yani yaptırırken. Açık açık çek yat alın demişler. Çek yat alın dediler. Yani hani diğer malzemeleri size fatura ederiz ama çek yatağı siz alacaksınız dediler çeketi olsun mu diye sormuşlardı bu da hatırlamıyorum yani, yani biz... insanlar kendi şırıngalarını <laughs> alır dışarıdan <Yani> hani biz <laughs> şeyi alın ama bir hastaya çekyatınızı <laughs> alıyor musunuz demek yok hani biz odaya odayı yapmak istiyoruz zaten Hı -hı. ama biz zannediyorduk ki yani belli bir hani yardımda bulacağız bağışta bulunacağız orası olacak baya çekyatı seçme işi sizde hadi gidin. De <gülüyor> 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 Gittiniz mi şovruma ben gittim gerçekten baktım, nasıldı Baktım yani güzel yani ya bir de şey gibi de anlatamazsın ya adam hani ne, nasıl bir şey bakıyorsunuz? Öyle yani tabii, hastamız e, için bakıyoruz falan ha, mı? Hastamız da... için değil. Yani bundan sonraki hastalar için bakıyoruz. Tabi. Ha ne şey siz Şey yapacaksınız onu geri almak da yok. Çekilten. Hayır hayır yani biz kendimize yapmıyoruz özel odayı tamam, zaten. Anladım. Bizim işimiz bitti hastaneyle. Biz oraya bir özel odada bağışlamak istedik. Peki şu an sen bir gün evet. Ben Dara dışarı düştüm. çıkıyoruz tamam mı? <laughs> i̇çiyoruz içiyoruz ve ben sana diyorum ki oğlum sen keriz misin? Evet. Affedersin yani rahmetli baban vefat edeli bayağı olmuş. Üzerinden de zaman geçmiş. Ya bu çekyatı alalım abi. Bak burada nerede oturuyoruz? Düğün salonu koltuğu gibi koltuklarda oturup podcast kaydediyoruz deyip bir gece seni gazlayıp Hasan'ı da alıp arabaya atlayıp gidip hastanenin önüne gitsek. Evet. Alkollü bir şekilde ve biz çekyatımızı istiyoruz desek ve Nasıl Check, bir yatım. şey olduğunu da çizip gitmişiz. Çek yatım ve 37 <laughs> ekran televizyonum var. Ha televizyon da mı? Ya çok güzel olur. Şey duvara tırmanıp şeyi söksem o bir yüksek <laughs> asıyorlar ya televizyon. Belki gitmiştir artık şey e, ne ya içeride hasta varken girip alsak çok güzel hasta. olur ya. Hasta. Kusura bakmayın. <laughs> Seda olsun. Pong <laughs> diye şöyle duvardan sökerek. Ya <laughs> da bitmesini bekleriz mesela. Şey diyebilirim. Evet. Hasta diyecek ki tamam. Ama en azından şu Müge Anlı bitsin ya da Seda bitsin, bir, Survivor bitsin, yani. bitsin deyip son 40 dakikayı birlikte böyle kabanlı oturarak izliyoruz. Arada öksürüyoruz falan ben mı <laughs> şey böyle şey diyoruz. Öksürüyorum ama hani şey değil. <laughs> Covid değil kusura bakmayın. Ben de reflü var. Berbat. Reflünün verdiği bir e, tahrişten dolayı. Ben şey derim yani Halil amca mesela hasta. Hı -hı. Halil amca ya bu kaç tane reklam giriyor ya böyle <laughs> derim. <laughs> Halil amca şey diyor, ya bırak. Sorma ma, ya. Sorma ya falan Ya, ya. reklam program izletiyorlar bize Erman'cım falan diyor. Ya güleriz Ama Halil, sonra Halil amcanın da... aşağısı yok. <laughs> sonra eşini normal bir sandalye alırız. çek yatağı alırız önce. Ondan sonra da öyle yapmayız büyük ihtimalle. Evet. Ama o bir, bize mesela... yakışmaz. Tari... Ama bir gün Edirne'ye gidersek. Hı hı. İçip içip gel o çeketi göstereceğim diyebilirim. Yani, Olabilir. Evet. alma amaç değil. Yani gel bir bak, gel bir göstereyim yani o kadar. İçeride de Halil amca var. Halil amca terminal bir hasta ve Survivor izliyor. <laughs> 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 hayat işte böyle şeylerle dolu gerçekten. Tatlı böyle naniklerle dolu diyebiliriz yani. Hayatta yani hayat biraz Devlet dairesi gibidir. İşin olmayan yerlere girersen <laughs> üzülürsün, canın sıkılabilir Hayat ya biraz... da vakit kaybedersin yani. Her yere girmeyeceksin. Her yerde bizim burada bir çekyat vardı bir bakalım diye öyle yapmamak lazım. Börekçi, Edirne'ye gittiysen börekçiye gideceksin, ciğerciye gideceksin. Hayat biraz o devlet kadar. dairesi gibidir. Bu saatlerde vıgır vıgır olur. Kokar, <laughs> koku yapar. Genelde koku evet yapmasın. onu da söyleyebilirsin. <laughs> gibi olaylar üzerine. Yalakalıktan açılmış da konu. Ben genelde, genelde yalaka deyince aklıma hep annem ve kız arkadaşım geliyor. Çünkü biliyorsun <laughs> ben onları hep benim yalakam olmakla suçluyorum. <laughs> ve benim de onların evet. yalakası olmamla kendimi taçlandırıyorum. Ama sen evet. biraz gurum da ediyorsun insanları. Yani... Ne gibi? Hepimiz birbirimizin yalakası olmak zorundayız. <laughs> Alttan alta şey yapıp hissettirip devamlı <laughs> işte övgü için hafif oltalar atıp ondan sonra da biraz ucu, işin ucunu kaçırırlarsa da Yalaka gibi davranmayın. Ya ben <laughs> överek yermeyi çok seviyorum insanları ve yererek övmeyi... Ya bir şekilde şey yapamıyorum. <laughs> direkt bir gidişim yok. Evet bir de zikzaklar çiziyorum şeyde duygu aktarımlarımda. Annem buradaydı Arman. O, benim annemden önce de Nermin teyze gelmişti. Ve biliyorsun evet. onlar yine Kızılhaç, Kızılay gibi geliyorlar ya. Ellerinde pirinç yani çuvalları. Her şey ya da Birleşmiş Milletler gibi geliyorlar. Yemekleri olsun... Yeni teknolojilerden sana haber veriyorlar. Bak şöyle bir şey çıktı. Sen mal mısın? Niye hala bununla uğraşıyorsun? Benim annem şeyde de getiriyor. Tava falan anlattı evet. annem bana. Böyle tamam. tava kalmadı artık Tava diye. doğru. <laughs> benim annem de anlattı. Gerçekten bir şey olsaydı United Nations, Birleşmiş Milletler o dev kargo uçakları var ya. Evet. Un yazan. Un yazan. Ben onları hep eskiden un taşıyor sanıyordum çocukken. Yani savaş bölgesinde kıtlık var. <laughs> evet, çuvalda Ulan atıyorum. her yere un, un, un. Bu ne bu kadar? <laughs> hani o çuvalların içinde de un. Yani dünyadaki bütün meseleler, unla bütün iç savaşlar, bütün büyük e, felaketler unla çözülüyor sanıyordum. Meğer o United Nations. Ya koskoca dünyayı unlu mamuller şirketi yönetiyormuş gibi. Her yere un kamyonları gidiyor, un uçakları. Neyse şey anlatacaktım. Annem bu sefer insan getirdi. Yani insan eti <laughs> gibi şey ya da şey gibi düşünmüyorum. Hani köfte ya da bilmem ne hani, e, bir önceki. Podcastlerde de bahsetmiştim. Organ çantasıyla geliyor içi <laughs> köfte işte. Organ çantasını getirdi mantı. Ama Organ çantası yine geldi ama bu sefer insanla geldi. Kuzenimle geldi. Çok uzun süredir görüşmüyorduk. Kendisi de kadın, <gülüyor> <gülüyor> annem gibi <gülüyor> 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 ve e, muhtelif akrabalarımız. Yani bir şekilde bir kamp kuruldu benim evime. Tamam. Bir kadınlar sultası oluştu. Sana Yatmış yani gün genelde önce. gelirken annem düşünüyor şimdi. Ozan'ın neye ihtiyacı var? Evet. <laughs> e, Mantı götüreceğim. İşte dolmuş, dolma götürüyorum. Evet. O sefer biraz da akrabaya ihtiyacı var. Sanırım e, öyle yani... şey uygun gördü. Evet. Var onları, işte da, bu onları da duygusal olarak paketledi belki. Ben zaten annem her geldiğinde mantılar için şey... Ya anne ne gerek var diyorum. Sonra öküz gibi yiyorum onları. Tabii Kesin kesinlikle bir geri. Bir. Bu sefer de kuzenim ve işte o kadınlar sultası, akrabalar, yengeler gelince... Ya anne ne gereği var dedim. Sonra... Yine ne gereği vardı dedim. Yani sonra ama, ama sonra biraz hoşuma gitti. Senin git. farkında varmadığın evet. şey şu. Sen beni son birkaç seferdir Cihangir'e geldiğinde hep Beltur'a götürmeye çalışıyorsun. <laughs> evet. <laughs> Beltur'a gideriz diyorum. Sonra şey diyorum sana. Aşağı Galata Port'a gideriz. Biraz hava alırız diyorum. Sonra evet. oradaki AVM'lere bakarız. Bunlar, bunlar yapıştı dilime. Bunlar normal. En azından Black Metal grubu olan birine çok ait cümleler değil gibi sana, tınlayabilir. Sana yakışır. Yani ama nerede yakışır? Ben sana diyemedim. Ozan senin bir akrabaya ihtiyacın var. Evet. Ben de ben de sana dedim ki ya Beltur Galata Porta gidelim hava alalım. Sen nasıl dersin ya kaç yıllık ortağını? Senin sen... ihtiyacın varmış. Annen de onu Kesinlikle. analiz etmiş ve sana güzel Galata Porta götürüp hava aldıracağın, Beltur'a bırakabileceğin iki tane akraba getirmiş mis gibi. Evet, Hem ve de mutlu olmuşlardır. Arada da böyle şey şakalar yaptın. Kızlar <laughs> ne yapıyorsunuz? İşte Şubat Marta ne demiş? Ne demiş? Üç ver de onu çekeyim demiş gibi hani. Tabi öyle bir şey yapmadım da o o, o şey o şakayı yapmadım da e, anladın mı? bu şeyde ne derler bu elastikiyette bu tatlışlıkta şakalarla gıt 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 böyle belli bir yaştan sonra işte anne, mesela benim annemin de öyle böyle hani göbeğin Üstünde bir bilemediğim bir katman daha oluşuyor ya Tabii. ve orası sadece gıt 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 gülme bıngıldaması yaratan bir yer. Tabii. Ya şey de diyemiyorsun ya aç bakacağım şuraya ne var diye. Bu yaşlı amcalarda da öyle. Tabii. Onlarda da alt tarafta. Ya yani biraz daha pelvik bölgede bir Aha. şişlik var. Ya bu hani yumurtalık olamaz göbek burası yani o bazı amcaların donunu yolda böyle haşırt diye indiresim geliyor. Ya burada ne var? Bu şişlik ne? Bu tor top olmuş. Bu gerginlik ne? Hani şey gibi Hatay'da tehlikeli gerginlik <laughs> falan gibi haberler görüyoruz ya. O o gerginlik gibi tehlikeli bir gerginlik görüyorum bazı yaşlı amcaların o bölgesinde. En değerli yeridir. En evet. etin yani en hayvanın <laughs> en güzel yeridir. <laughs> Ve sadece iki kilo çıkar. <laughs> Bilmiyorum yani. Yağlı kara denen bölge mi? Yağlı kara. <laughs> Ya çok ilginç. Neyse şey anlatacaktım işte kuzenim geldi, e, annem var. Şimdi e, salonu onlara tahsis ettim. Ve belirli bir yerden sonra bu insanların daha erken uyumaya ihtiyacı olduğu senin benim gibi insanlara göre. Gerçi şöyle onlar yatağa 12'de giriyorlar. Aa ee, geçmiş öyle oldu. Evet ama şöyle bir şey var salonun kapısını kapatıyorlar ben... İçerdim yatak odasına biliyorsun Hı -hı. benim evi. Ben bilgisayarımı alıyorum, işte her şeyimi alıyorum yanıma, Suyumu mu, orada keyfime bakıyorum. Yani aslında güzel bir te tekrar böyle 15-16 yaşıma geldiğim gibi bir şey oldu. Onu yemek ne zaman olacak falan. Ben geliyorum falan gibi telefonla aramalar, yani Whatsapp'ı falan da bıraktım. Neyse güzel şeyler yaşandı odaya gitme falan. Ya yani bir takıldım bir şey şey oluyor. Belirli bir yaştan sonra annelerimiz ya da kadınlar Fısır fısır konuşuyor ama aşırı duyuluyor. Sen onun farkında mısın? Tabii. Yani bu fısıltı iki oda yana gidebiliyor. Evet. Bunu farkındalar mı acaba? Buradan bir belki bizi dinleyen e, o yaşta dinleyicilerimiz vardır. Ya bu fısırtı çok sizin aranızda kalmıyor. Çünkü şey gibi... ...verdin mi? O onun kayıncosuna bunu dediği için <laughs> ne yapmış? <laughs> Gitmiş biraları çekmiş çekmiş. Nasıl bağırıyor? Nasıl bağırıyor? Ben senin bu kayınpederin çekmek zor Bu ya bu ben her şeyi duyuyorum. Ya bunu doğru ya yani böyle olduğu için daha da kulak kabartasım geliyor. Sessiz Belki şioluk. normal <laughs> normal konuşsalar bu kadar kulak asmayacağım. Ama işte ha, bir tek taş için <laughs> böyle köpek olursun, köçek olursun ondan sonra milletin elinde falan gibi. Bu <laughs> ne ya? Ben oradan anneme seslenmek istiyorum ve böyle sesleniyorum. Bilmiyorum. Anne böyle konuşunca <laughs> duyuluyor. ben duyuyorum yani gibi oluyor sesleriniz. Şu an güzel bir ASMR gıybet şey açtı <laughs> evet. Gerçi açtık. doğru. Evet. Belki böyle bir ASMR sistemi de açılabilir Peki bu sen de nasıl yaptı? Yani böyle daha mı tatlı uymanı sağladı yoksa daha çok dikkatini celvet edip ya... elindeki özel araştırmaları bırakıp bir anda şeyimin onu mu dinlemeye başladı? Ya her şey fısıltı şeklinde bana sızdığı için sanki önümde bir cin tiyatrosu oynamaya başladı. <laughs> o işte kay, kaynıyla <laughs> E, i̇htilafa düşen insan kim? Bu arada karakterlerin kim olduğunu anlayamadım hani fısıltı belki oralarda işe yaramış olabilir yani böyle ha, şey dekoder gibi, gibi dekoder gibi. Ama yaşananları anladım işte e, işte o, o düğüne gittiğinde ona o kadar takılmış ama o onun intikamını bir tek taş üzerinden bir şeyler alınmış ama önümde sadece tek tip yani hani gelin de damat da tek bir insan gibi. Hani her karakteri aynı insan oynuyor gibi bir senaryo oluşturuyor. Vallahi yüz Şimdi ben yani şöyle, şimdi benim aklıma bir isim geliyor ama söylemek istemiyorum. Herhalde evet. odur yani büyük ihtimal benim tahmin ettiğim insanlardır. Kim? İşte annenlerin bahsettiği insanlar da. Kim mesela? Şimdi ben söylemiyorum. Tamam sen, sen söyleme. Ben de tahmin ediyorum. <laughs> her neyse çok özür dilerim hemen bir şey İstanbul. hikayemi tamamlayacağım. Hikaye de değil yaşandı gerçekten bu. Neyse uykuya daldık. Saat Erman'cığım gece da sabaha karşı diyelim 3 suları. Şöyle bir sesle uyandım. Böyle bebek ama distorte edilmiş bir bebek sesi. Gülmesi. Gülmesi. Ağır bir titreşim ve arada papan emine. <laughs> papağan emine. <laughs> Aa, bu kahkaha papağan emine. Kahkaha papağan emine. Ben altıma kaka yaptım sandım. <laughs> Çünkü bu korkunun da ötesinde bir, yani bir duvar aşıldı. <laughs> ve ben artık şey dedim hani gerçekten evet o şeye girdik. Yani benim sürüm üflendi. Bu kozmik derler böylesin Bu böylesine. benim apokalipsim. Bu benim kıyametim dedim yani. Ve gitti yani böyleymiş sanırım teslim. Ruh teslimatımı böyle yapacakmışım gibi. Sonra kalktım rüyada mıyım değil miyim diye. Baktım gerçekten ses gerçek ve şeyden geliyor koridordan geliyor. Meğer kuzenim telefonunu girişteki konsolda unutmuş. Benim kapıdan girer girmez bir aynalı konsol var ya onun üzerine unutmuş. Telefon zil sesi kahkaha atan bir bebek onu da böyle hafif distorte edilmiş bir sesle koymuşlar evet, oraya. Evet. Muhtemelen normal insan sesiydi. Onu <laughs> küçültüp şey yaptı. Aynen. Ya öyle bir şey. Küçültmek. Ve değil. telefon arayanın ismini söylüyor ve <gülüyor> gittiğimde <gülüyor> çünkü... ...telefona telefonu yavaş yavaş adım adım yaklaştım ve Papağan Emine arıyordu. Yani kuzenimi bir papağan saat gece 3'te arıyor. Sen şimdi şu an böyle mantıklı arıyor. sebeplerini açıklıyorsun. Mantıklı olmayan 4 tane daha şey söyledin. Yani <laughs> sabahın içinde telefon Adını söylüyor. Arayanın evet. adı Papağan papa evine, evine, saat 3. O kadar şey oldum ki akla karayı seçtim ki yani bu gerçek mi değil mi'nin dışında bir de açsam mı açmasam mı? Çünkü açtığımda papa çık iyi geceler gibi bir şey ya da hani nasıl bir şeyle karşılaşacağımı bilemedim. Ben sonra telefonun sesini kapatıp yattım ve dedim ki hani bunları unutacağız uyuyarak üstesinden geleceğiz bu e, manasızlık bu, rekorunun yani. Bu, bu Deneyimden daha da güçlenerek çıkacağız. Aynen. Sonra e, sabah kahvaltıda biraz e, istemeyerek de olsa dün gece yaşananlardan bahsetmek <laughs> isterim diye lafa girdim. <laughs> Ay telefonum çalmış ben duymamışım Ozan dedi kuzenim. Evet telefonun <laughs> çaldı dedim kuzenime. Ve arayan papağan Emine'ydi. Ben doğru mu gördüm Asiye abla yoksa... Yani Ama... ben zihnim bana garip oyunlar mı oynamaya başlıyor çünkü ben biraz e, hasta gibiydim, ateşli gibiydim. Ben şu an <laughs> Covid'den sonra da oldukça hani kötü anlar yaşıyorum bazen böyle nefes darlığı, uykusuzluk falan gibi. Yo doğruyu da arayan papağan emineydi dedi ve ben anneme baktım sadece çünkü bu sefer de kuzenimin mental problemleri olabileceğinden <laughs> ya da hani belki de papağan emine olarak birini atamış. Hani belki kocasından artık öyle bahsediyor. Hani ilişki bitmiş. Olabilir mi? Olabilir. Hayır. Papağan Emine'ymiş gerçekten ama şöyle. Eskişehir'de Papağan Çiğ Börek diye... Meşhur. Kadim, meşhur bir Celebrity. çiğ börek salonu var. Celebrity diyebiliriz. Hot e, point. Hot point'i diyebiliriz. Cazibe merkezi diyebiliriz. Tourist trap Vallahi yani bilmiyorum genelde hep lokal trap e gibiydi yani <gülüyor> hani <gülüyor> turist evet dışarıdan gelenler de papağan çiğ böreği çok söylüyordu evet. götürülüyordu. Ben çocukluğumda hep şeyden çok korkuyordum papağan çiğ börek benim için sadece papağan etlerinden yapılan bir e çiğ börek hmm. salonu gibi düşünüyordum hmm. ama bu hani bu Hoş tünden gelim bu yani o çocukken beynin çok çalışmıyor ya evet. gerçi ila il yaşın ilerleyince de çok çalışmıyor çok kötü genellemeler yapabiliyorsun. Geçen sene an, anlatmıştım, bir parantez açarak girmek isterim. Kadıköy'de görme engelli bir darbukacı vardı. İnanılmaz iyi çalıyordu evet. dedim. Arkadaşlarımın konserine giderken ve yağmurlu bir havada. Çocuk gerçekten yani bayağı böyle 16-9'luklar atıyordu. Öttürmeç. Böyle 32-15'likler. inanın Portnoy gibi çalıyordu. <laughs> ve e, şey <laughs> dedim ya, <laughs> uzun süredir ilk defa gerçekten bir sokak sanatçısına para vermek istedim. Cebimde de böyle 9-10 lira bozuk vardı. Yanına doğru ilerledim. Yanında kısa boylu bir beyefendi vardı. Yani cüce demek istemiyorum ama hani şey adı cüce. Bilimsel adı cüce. Çünkü bu benim üzerime çok yapıştı. Sanki ben bununla ilgili bir şeydeyim sürekli ne derler. E, kaşıma arzusundayım gibi. Ama gerçekten <laughs> yanında o vardı ve beynim tamamen şeye gitti. Modern adını düşünün hatırlayamadım ya. Dwarfizm mi? Yani, Hayır. Yani... Şey, bir şey challenge diyorlardı herhalde yüks sen devam et yaşama ben şey challenge. Ya. yaşama challenge. neyse dedim helal olsun darbukacının yanına yaklaştım evet kendisi görme engelli olduğu için sanırım yanındaki beyefendi para topluyor gibi düşündüm tamam tam parayı uzatacakken bir baktım kısa beyefendi karşıdaki arkadaşına bana alma ben istemiyorum dedi Hı. evet ...ha siktir, bu onunla alakalı değil... Dedim. Sadece... <laughs> ve tam... ...kısa bir beyefendiye para... ...uzatacakken elim böyle şey gibi kaldı... ...ne derler felçli gibi kaldı... ...sen benim güneşli benim. bir Kadıköy gününün... ...tadını çıkarmakta olan bir cüceye... ...dokuz lira mı verecektin neredeyse... Yağmurluyduk ama evet... <gülüyor> <gülüyor> ...yağmurda da başka güzel olur evet, Kadıköy... ...ve kendimden o kadar utandım ki Erman... ...dedim yani yolda yürürken ...konsere gidene kadar bütün moralim bozuldu... ...ya sen ne kadar gerizekalısın... Parayı bir şey yapmadım cebime attım yani bir şey, şey çocuğa ver, ver, veremedim <laughs> işte kitlendim kaldım yani hemen şey yaptım sortu yapar gibi <laughs> Ee, hızlan, hızlanarak devam ettim oradan Genel yani. Genel at, atıp kaçsaydın ya yani Şşt. bunları toplayın siz bunları kim lazımsa topsa, toplasın diye yerden. ya çok korktum ya çok korktum Erman Ya yani. görmen geldi birinin önüne de yani önüne direkt önüne koymayıp böyle yerlere atıp hadi bulursun sen bunları diye. Ya bırakıp, o da çok, kaçmakta, çok, maşallah. Yani vicdansızlığın <laughs> dik halası <Anti -human>. <laughs> Ama bunları yapmasan bile bu ya ben dedim ki niye böyle düşündüm ya bu nasıl bir iğrenç bir ön yargı bu nasıl sen nasıl bir gerizekalı dedim kendime. Ama ben kendim biliyorum şeyde de o yani eskiden bir otobüse bindiğimde mesela beş tane kapalı kadın varsa evet. bunların hepsi birbirini tanıyordur diye düşünüyordum Tabii. ya. Bunlar kesin connection içindeler. <laughs> Bu manyakça önyargılarımızı yani şöyle söyleyeyim. Hepimizin içinde böyle bir orta çağ zihniyetiyle düşünen bir muhafazakar var. Gün içinde arada bir çıkıp bir bağırmak istiyor. Bir şeyler söylemek istiyor. Onlar öyle olduğu zaman hemen bir iskemle koyalım, altlarına bir çay söyleyelim, ee, o tutucuyu, o e, yargılayıcıyı, o ön yargılıyı bir eğleyelim. Ya biz içimizde. Ya tabi, yani biz zannediyoruz ki çok eskide kaldı bu medeniyetsizlikler. Hani şu an telefonlarımız arayanın adını söyleyebildiği için, <laughs> biz zannediyoruz ki hiç yaşanmadı. Evet. Bundan çok değil, 30-40 yıl önce. Kemal Sunal'ın çok güzel bir e, filmi vardı. Suratını siyaha boyayıp <laughs> <Evet>. basket oynuyordu. <laughs> evet. Basketbolcu ve Atlanta Hawks takımından geldiğini Atlanta söylüyordu. Atlanta Hawks takımından geliyordu. Blackface Çünkü Blackface yapıyordu. Black Mask mı deniyor Blackface ona? Blackface. Blackface yapıyordu. Blackface yapıyordu ve şu yüzden zenciler iyi basket oynar. Evet. Hani böyle mental kısa yollarla Türk halkının imtihanı çok uzun yıllara dayanan ve henüz çözülmemiş evet. düğümlerle birbirine bağlı bir imtihandır. Ya toplumları ileri götüren fikirleri yaratan koşullar ve insanlar toplumun genelinden <laughs> önde gider. Bunu şey gibi düşünelim. Tipik bir aile e, kilolu bir baba Hı. kilolu bir anne arkadan dondurma yiyerek geliyorlar. <laughs> Çocukları da dört tekerlekli bisikletiyle bir gaza basıyor öne gidiyor. Sonra evet. o anne babayı beklemek zorunda. Medeniyet böyle ilerliyor arkadaşlar. Yani sadece 2 3 tane e, pilsan boyalı bisikletli insan önümüze geçti diye bütün toplum bütün dünya oraya geldi demek değil. Yani bunlar baba gidip, nereye, gidip ama baba nereye ba evet, Sonra arkadan gidecekler. sallana sallana boş gözlerle dondurma yiyerek gelen <laughs> anasını babasını beklemek zorunda. Yani bu böyle ilerliyor. Çok heyecanlanma, gerekiyor Medeniyet ve insanlık böyle. Yani çok eski değil diyorsun şeyliğimiz. Hayır ee, hayır yani... öküz, hemen biraz kazıyınca Hayır ALES'te yani şu an, şu an yani bir şeyimiz olsa bir bir tane bize hak verseler hı hı. ALES'te hani sen de bir soru soracaksın diye. ALES'te değil mi şeyde yüksek lisansa girerken evet. ve mantık sorularının oldu. Evet. Olduğu. Evet. Aşağılardan ha aşağıdakilerden hangisi güzel basket oynar diye bir soru <laughs> sorup işte bir işte Çinli, bir Japon, bir zenci yani böyle yine şey dersin yani Allah Allah nasıl olur? dersin yine evet. de zenci işaretlersin yani. Ya o şeyden dolayı en geri az... kalmamak açısından ee... aman dur soru var çözeyim diye. Şey derler ya. Ele şıkları aklına yatanı da yap oğlum. Evet. Aklına yatanı da işaretli oğlum hiç evet. belli olmaz. Mantığıyla Tamam. Ee, ...kurulmuş bir şeydi. Geri şey kalma. Bu. <laughs> Aman sen geri kalma <laughs> Her neyse kahvaltı masasına dönecek olursak Asiye ablaya sordum. E, seni arayan papağan Emine. Papağan mıydı? Hayır dedi. Kendi de güldü. Hoş Ay, bir çok servis Özür dilerim Ozan. Seni gece böyle bir şey yaşattığım için. E, papağan Papağan'ın papağan sahibi e, Emine Hanım'mış ve e, sahurda e, bir hoşluk yapıp kendisiyle konuşmak istemiş. abi Ar Arkadaşı olduğu benim için. Sahur time. Da medness. Madness, sadness diyebiliriz. Benim duyduğum, çevreden duyduğum Acun'un da böyle bir insan olduğu. Yani kendi yani işte tabii kendini böyle... telefona Papağan, hayır, Acun olarak kaydettiren Hayır, haydi. Survivor Acun olarak, He. Acun olarak kaydettiriyor. Fakat <laughs> Ya Acun Ilıcalı'yı telefonuna Survivor <laughs> Acun olarak kaydetmiş biri var mıdır Acun? Yüksek... Lan kaç tane Acun vardı? Yüksek bunu? itibarlı bir bey ya da bayan. <laughs> Hani o kadar güveni... çok acun tanıyor ki Acun Ilıcalı'yı evet, Sör... Survivor acun diye af ya yine arıyor ya. Ya şöyle ya abi. E, yok abi bende kalmış. Kendine kaydettirmiş. Baktım bu benim numaramı mutlaka kaydet diye ve gecenin üçünde ben sohbet edeceğim diye ararmış. Çünkü bunlar eee papağanının sahibi dediğin insan Edir e, diyorum. Eskişehir'in belki en güçlü, en zengin insanı değil mi? Değil. <laughs> Ama eti de vardı olacak <laughs> inşallah olacak diyelim. İnşallah. 30 yıldır süren bir mücadele yani eskişehir'i bir papağan imparatorluğuna çevirmesi gibi bir gizli gündemleri var mı hiç bilmiyorum ee, çalışanlarının ve sahiplerinin. Ama bakacağız. belli olmaz Ozan eti var diyorsun, o var diyorsun, bu var diyorsun. Kadın bir açar hesap cüzdanını. Tabii tabi tabi. Senin çeneni biz burada. Konstruktif dekonstruktif ameliyatlarla... ...zor toplarız yani evet. açılan çeneleri. Ya büyük itirazları olduğunu biliyorum çocukların Çünkü şöyle... ...zaten insanlara... ...şu buradan söyleyeyim... ...Papağan Çiğ bir web sitesine girerseniz... ...ünlüler köşesi var. Ve... ...bir saniye tam olarak adresini de vereyim. Survivor Bracın var mı? Papağan çiğ börek nokta <laughs> Girdiğinizde <laughs> e, ünlü konuklar şeyine tıklayabilirsiniz. Ana sayfada da çok güzel bir kurumsal köşesi var. E, sal, Kur sallanan bir tablonun içinde çiğ börek var. O sen sallanan tablo mu zannettin onu? O ne biliyor musun? Şeylerin... Dart ne? mı? Hayır bu ne biliyor musun? Ne? Papağanların kafesine oturuyorlar diyor. Aa doğru ya. doğru. Çember içine otursun diye. Hastır bu şey ya. Sen temayı, tematik Abi çok şeyleri anlayamıyorsun. Çok çok özür dilerim. Çok, yani sen dilerim benim ya. kadar power metal dinlemediğin için... Ama neden yok. biliyor musun? Bak beni şu buton gibi bir şey var ya şu gölgeler evet. beni şey yaptı. Sanki içi dolu gibi geldi onun. Vallahi orada tabii sanki böyle ee... kapitone gibi hani genel müdürlerin arkasında falan asıl Zor bir ya. şey, zor bir şeye kalkmışlar. Yani dinleyicilerimiz de bakarsa Dört evet. e, çiğ böreğin Bir papağana eşit olduğunu görüyoruz. Yani <laughs> dediklerin doğru çıkıyor Bu... <gülüyor> <gülüyor> Manyakça düşüncelerin doğru olma ihtimali var. <laughs> Ya bu eğer bir gün şey olursanız hani herhangi bir yerde bir e, exchange bir trade e, evet. konusu açılırsa ya bir, bir papağan ne kadardır ki derseniz der, derse biri size sorarsa dört çiğ börektir deyip masaya vurup kalkabilirsiniz. Sen ama o kadar büyük zarar edersin ki dört çiğ börekten saplarsan bir papağan. Neyse. En az e, 30-40 Allah pardon. Şeyi anlatıyordum yani e, ünlü konuklar section'ı var, ve evet. işte basında biz var. Neyse girer bakar zaten. Ee, şöyle bir insight bilgi aldım içeriden. Papağan'ın mahdumları yani çocukları Eskişehir Gece Hayatı'nın da nabzını tutan kızlar. Öyle mi? Evet yani nerede ne oluyor bitiyor onu biliyorlar. Hı -hı. Ve e, Popçu Berkay Eskişehir'e geliyormuş ailesiyle birlikte. Ne? Popçu Berkay'ı biliyorsun. Eskişehir'e mi? Tabii. Ne işi var ya Allah'ın Eskişehir'inde? Konser. Ee, ne kadar gelişti Türkiye Performans. Ya. Canlı performans ve... Türkiye'nin e, en geri kalmış yerlerine bile artık konsere gidiyor şeyler. Ya, Kon... ya Erman <laughs> beni şu an tahrik etmeye çalışıyorsun. <laughs> ben, ben bu de. ben bu <laughs> onlara gelmeyeceğim. Kardeşim geri kalmış bir şehrin şatosu olmaz. Anlatabiliyor muyum? <laughs> Masal şatosu olmaz. Orada Disneyland gibi bir yer olmaz. Neyse beni konuşturma. Yani beni konuştur ama bu, bu tarz böyle şey, kötü konulara çekmeyelim. Tabii kahve sürükleme. aynı şeyi yapmayalım burada birbirimize evet, takılmayalım. Atışmayalım. Ben atışmıyorum. zaten bayramın ikinci günü bugün. seni Seninle burada bayramlaşıyorum. İkimiz de tedirginiz bugün. evet. İkimiz de <laughs> bayramın ikinci günü kim bilir ne olacak bugün. <laughs> bayramın ikinci günü en olayların günüdür. en yoğun yaşandığı bayramın idrakının maksimize edildiği gündür. Neyse. Fob e... Berkay'dan bu Pop... kaç yaşında kızı? 30 30'lu yaşlarda. 30 civarı. Hı. Aklı malik şey insanlar. <laughs> aklı balik <laughs> ve de aklı malik, <laughs> aklı malik Aklının ee, malikleri bunlar zaten <laughs> yani. Neyse ve annelerinden gizli olarak Evet. Berkay'ın Eskişehir'e gelişiyle ilgili şeytani bir ön hazırlık sürecine giriyorlar. Berkay böyle hiç yoktan başlayan <laughs> Manyakça entrikalara bayılıyorum ya. <laughs> Berkay eşi ve şu an 2-3 yaşlarında olan çocuklarının e, ailesinin 3D printini e, Nasıl, almak yeni için. Nasıl teknoloji o evet, şey 3D printerla. Bir yerle anlaşıyorlar ve 3000 TL gibi bir meblağı ayırıyorlar bu konuya. Bu gerçekten e, umarım aramızda kalır. Dinleyicilerimiz de bizim aramızda kalacak bir bilgi. Ve bu öğrenildikten sonra çok sinirleniyor. yani Çünkü papağan çiğ bir öğreğin, ee, bütçesi, hazinesi bu tarz işlerle çarçur mu ediliyor gibi düşünüyor. <laughs> evet. Bunu böyle anlattı bana kuzenim Keyifli. ama ben burada şunu düşün. Bence burada çarçur edilmiş. Hiçbir şey yok. Evet. Çünkü PR. evet yani yani bu maalesef kasabalı esnafın yatırımda bulunmayı mantıklı bulmadığı noktalar ama zaman ne zamanı? PR zamanı. Yani evet. sen markanı böyle ünlülere böyle tanıtıp ...ünlüleri... Marka gönüllüsü yapman lazım. Kesinlikle ama şöyle bir şey olmuş. 3000 TL harcanarak elde edilen 3D print Berkay'a uğraştırılamamış. Bir... Çünkü sanırım Berkay'ın güvenlik şefleri evet. meseleyi tam olarak idrak edemeyip kovmuşlar. <gülüyor> 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 Siz diye <laughs> Ve... Berkay'ın çocuğunun maketiyle geldiniz gidin buradan. Evet, bu belki de <laughs> biraz creepy durdu iş onu da belki bilmiyorum. evet. Bunları anlattıktan sonra kuzenim dedi ki ama neyse biz bugün sihir gibi bir yere gideceğiz dedi. Annemle, <laughs> annem de evet dedi. Evet. Ben de biz zaten şu an sihir, bahsediyorlar. Gibi, sihir gibi bir yerdeyiz dedim. Hiçbir yere gitmemiz yok. Ben şu an... E, sihir gibi bir yere getirdiniz beni. Beni getirdiniz ve aynen şeyde düşündüm. Beltur mu acaba? <laughs> sihir yok gibi. sihirli bir e, sihirli şey bir yere var. Mi? Sihirli bir müze varmış dediler. Sonra e, tabii ki... E ee, ayak izlerini takip ettim bu cümlenin. Nereye gitmek ya. istediğini takip ettim. Onların yerinde düşündüm. <laughs> ee, bir bilim insanı gibi ve şunu anladım. İllüzyon müzesine gitmek istiyorlar. Ya illüzyon müzesi sizsiniz zaten tam yani. Tam onu tam onu söyleyecektim. İllüzyon <laughs> müzesi tam şu an sizin ağzınız demek istiyordum. Annem, kuzenim ve e, diğer kadın akrabalarıma. O insan hayatında en kıymetli şey gerçekliktir. Yani sen Oğlum, eğer gerçekliği ayağının altındaki sağlam zemin bir kayarsa mağlup olursun ya senin evindeki bildiğin ze sağlam zemin kek hamuruna dönüşmüş. Her bastığın yere ayağın batıyor ya. Ya tam ne diyecektim biliyor musun? Gerçek illüzyon zaten yaşamaktır. <laughs> ve bunları yaşamaktır. Bunları annenle ve kadın kuzeninle ve kadın yengenle yaşamaktır. Ve ben bu gerçekliği yani artık üzerimde kaldıramadığım için üç kadın çay içen üç kadının önünde 50 mekik 50 şınav yaptım matımı açıp. Yani gerçek biraz da ben kırayım istedim yani. E, gerçekten kendi salonumu ilizyon müzesi Seninki yapmak Seninki kırmak ben. değil de yani bir bildiğim bir rutine dönüp kendini güvende hissettiğim bir yere matına dönmek. Sen uzun süredir mekik şey yapıyorsun. Ferhan seni hala donlu abi diye hatırlıyorum. Donlu fans. Donlu fans. Donlu fans. <laughs> <Donlifans. gülüyor> yani Ferhan benim aslında şeyde... analog OnlyFans'ımın ilk kontribütörüydü. Herkesi en iyi özellikleriyle <laughs> hatırlıyor. Seni de bizim yazdığım... Beni fıtığından hatırlıyor çocuk evet, işte Evet Bizim yani. yazdığım bahçesinde yoga matının üstünde elip kalkarken hatırlıyor. Don the Dragon <laughs> Wilson derler bana altın alıkta Erman. Gerçekten ama bir şey öyle kafaları çevirip baktırıyordum falan diye. Abi yapacak bir şey yok yani. Kimi ne derler? Duasıyla. Ben seni şey koymaya çalış çalışıyorum. Kimi kimi de bedeniyle. Benim annemin... Ee, eve astığı büyükçe bir nazar boncuğu vardı Ben onu se seni onun altına getirtmeye çalışıyordum. Yani yoga yapacaksan da şurada yaptı. Yani bizimki çok ayakça bir ev ya. Herkes geçerken bakıyor böyle. Oğlum ben yoga yapmıyordum. Ben orada bildiğin esnemi germe yapıyordum ama o bana yoga olarak atılması hoşuma gitti. Ben <laughs> çağdaş bir şey... cahil olduğum için o yani o tarz hareketlerin hepsine yoga diyorum. Evet. Modern değil de köylü bir cahil olsa ona ne der? Egzersiz der. Bak bu ama o doğru olur evet. galiba. O haklı olur galiba değil mi? Ne yapıyorsun sen burada? Bu ne? Spor der. yapıyorlar. Bak genel olarak yaşlılar. Evet. Veya bazı konulardan bir haber kişiler diyelim. <laughs> ne yapıyorsun sen? O ne? Der. Gerçi bizden bu... daha iyi bir tavır. Çünkü öğrenmeye çalışıyor. Seccade mi? Der. <laughs> Yok amcacığım mat dersin. O da sana gelir. Yanağından bir makas alır. Al bu da şah mat der. <laughs> Hoşçakalın. Al bu da esen mat der. <laughs>